Değerli iş ortağımız, kıymetli tedarikçimiz, öncelikle saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Hayırlı işler diliyorum. Bugün şirketimizin bir ortağı olarak sizleri, şirketimizin ortağı olarak görüyoruz. Bir ortağı olarak sizlerle bir iki konuda dertleşmek istiyoruz açıkçası. Bunlardan bir tanesi özellikle kumaş tedarikleriyle ilgili fiyatlama mantığındaki hem bizim şirketimiz tarafındaki eksiklikler hem tedarikçi tarafında uygulanan yanlış politikaları özellikle hatırlatmak istiyorum ve bu konuda desteğinizi rica ediyorum. Firmamız özelinde aynı zamanda kendi şehrimizdeki yerel üreticilerin de tedarikte biraz daha desteklenmesi, Türkiye'deki ulusal markalara göre çok yüksek fiyatlarla maalesef tedarik yapıldığını biliyoruz ve buna çok üzülüyoruz açıkçası. Bütün var güçleriyle çalışan, bütün enerjilerini işlerine yatıran meslektaşlarımızın, daha özellikle küçük ölçekli de meslektaşlarımızın, yereldeki üreticilerin Türkiye'deki ulusal markalara göre daha yüksek fiyatlarla ve daha kötü ödeme koşullarıyla tedarik yapıyor olması aynı zamanda sizler için de gelecek açısından da o şirketlerin büyüyememesi, o şirketlerin daha büyük satın almalar yapamaması, tedarik yapamaması, düşük karlar ya da karsızlıklara mahkum olarak belki ödeme konusunda riskleri de içerecek şekilde hem sizler hem üreticilerimiz açısından çok fazla olumsuz tarafı var diye düşünüyorum. O sebeple ulusaldaki markalara belki o kadar olmayabilir ama onlara daha yakın, daha hakkaniyetli fiyatlama yapmamız sizler için de, tedarikçilerimiz için de ilişkilerin daha sürdürülebilir olması, o şirketlerimizin hem ülkemizi hem şehirlerimizi mobilyacılık mesleğini daha iyi temsil edebilmeleri için, markalaşmaları, değer yaratabilmeleri için böyle bir desteğe en azından eşit ulusal markalara göre eşit davranışa ihtiyacının olduğunu ve bunu %100 de hak ettiklerini biliyoruz. Çünkü şehrimiz üreticileri Türkiye'deki mobilya tasarımını neredeyse artık şükürler olsun domine ediyorlar. Tasarım ve pazarlama ile ilgili çok büyük bir mücadele ve enerji var. Burada özellikle ölçek bazında yeteri kadar ölçek yakalanamadığı için tedariklerde çok çok yüksek fiyatların olduğunu biliyoruz. Bizim kendi şirketimizde de özellikle son dönem Colorium serimiz, Colorium koleksiyonumuzla ilgili yapmış olduğumuz tedariklerde tabii ki özellikle koleksiyoner ve baş tasarımcılarımızın, kreatif ekibimizin ürünlere karar verirken ilk etapta çok büyük pazarlıklar yapmadıklarını biliyoruz. Yapmaları da mümkün değil. Aksi takdirde ekibimizin yaratıcılığını öldürmüş, çok fazla zaman kaybetmiş oluruz. Ama tedarikçilerimiz de özellikle kumaş tedarikçilerimiz şunu çok iyi bilmeliler. Şirketimizin toptan ya da yurt içi ve ihracat satışlarında, artı perakende satışlarında özellikle kumaş fiyatları ile ilgili biz müşterilerimizden fark alarak bunun satışını yapıyoruz ve bunu da yaparken müşterilerimizin tamamına farklı kategorilerdeki kumaşlarla ilgili seçenekler, farklı fiyat ve kalitelerdeki kumaşlarla ilgili müşterilerimize seçenek sunuyoruz. Müşterilerimiz onlar içerisinde en uygun, kendilerine uygun gelen tasarım ve fiyatlamaya uygun olan ürünleri tercih ediyorlar. Yani 10 dolara aldığımız bir kumaşın fiyatıyla 17 dolara aldığımız bir kumaşın fiyatlamasında günün sonunda bu işin maliyeti tüketicimize yansımış oluyor. Tüketiciye her kumaşın ürüne getirdiği maliyeti müşterilerimize hem toptan hem perakende dediğim gibi izah ederek müşterilerimizin karar vermesini sağlamış oluyoruz. Dolayısıyla müşterilerimizin tabii ki yüksek fiyatlı ürünlerin satışı konusunda o tedarikçimizden alınan ürünün satılmasının ihtimali azalmış oluyor. Özellikle kumaşta A, B, C, D, E, F, G'ye doğru giden bir kategorilendirmede %6, %12, %18, %24 ve üzeri olacak şekilde müşterilerden fiyat üzerinden bir fark talep etmiş oluyoruz. Kreatif ekibimizin özellikle ilk ürünün tasarlanması ve yaratılması esnasında çok fazla fiyat pazarlığı yapılmadan, bu kumaşta da oluyor, diğer malzemelerimizde de dönem dönem olabiliyor. Çok fazla pazarlık etmeden, hatta perakende fiyatlarıyla bazen ürün alımı ve bunun daha sonra üretim sürecinde seri üretimlerde bunun bu fiyatların sürdürülemez olduğunu görüyoruz. O sebeple lütfen fiyatlarımızı çalışırken, bizlere fiyat teklif ederken perakende değil,
en makul, hakkaniyetli, en doğru fiyat, en rekabetçi fiyat neyse onu sizlerden rica ediyoruz ki biz de müşterilerimize sizin verdiğiniz avantaj, makul fiyatları ya da makul olmayan fiyatları biz de müşterilerimize yansıtmış oluyoruz. Müşterilerimize seçenek sunarak tabii ki yansıtmış oluyoruz. Dolayısıyla pahalı bir ürünün, haksız yere pahalı olan bir ürünün satılma ihtimali daha rekabetçi, daha hakkaniyetli fiyatlanmış bir ürüne göre de ihtimali azalmış oluyor açıkçası. Dolayısıyla o ürünün belki de başarılı olabilecek bir tercihin maalesef yüksek ve hatalı fiyatlamadan dolayı başarısız olduğunu da görüyoruz. Ben bunu hem firmamız, şirketimiz özelinde hem de yereldeki kendi hemşerilerim ve yerel üreticiler nezdinde sadece kumaşta da değil, kumaşın dışındaki bütün ürünlerde lütfen şirketlerin ölçeğine bakmadan doğru fiyatlamayla bizlere yardımcı olursanız şirketlerimizin, markalarımızın büyümesi, ilerlemesi daha kolay olacaktır. Bunun neticesinde de hep beraber oluşan, büyüyen pastayı hep beraber paylaşmış olacağız. Affınıza sığınarak bu konudaki desteklerinizi hem şirketimiz adına hem şehrimiz adına sizlerden bekliyoruz. Bu konu teknik bir konu. Bu konu kazan kazan mantığında bir konu. Maalesef yıllardır özellikle şehrimizdeki yerel üreticiler ve özellikle küçük montanlı üretim yapan daha düşük ölçekli şirketlerimizin maalesef ulusal markalara göre çok çok pahalı fiyatlara ürün aldıklarını biliyoruz. Bu aslında onların korunması, kollanması ve büyütülmesi gereken bir pozisyonda tam aksine onların büyümesini engelleyen, gelişmesini engelleyen bir unsur olarak karşımıza çıkıyor. Bunun sizlere de zararı var. Ülkemiz mobilyacılığına, şehrimiz mobilyacılığına da zararı var açıkçası. Bu konuda biraz daha hakkaniyet ve daha adil bir bakış açısı rica ediyoruz sizlerden. Evet, şirketlerin çok fazla pazarlık gücü olmayabilir. Ama o şirketlerin kreatif becerisine bakarak, gelişme potansiyeline bakarak, ölçek potansiyeline bakmadan, çünkü bugünün büyükleri geçmişin küçük şirketleriydi zaten. Ama doğru işler yaparak, doğru destekleri alarak büyümüş oldular. Şehrimizin mobilyacılığının gelişmesi için, daha fazla gelişmesi için, sizlerin de bu gelişmeden daha fazla pay alabilmeniz için sektörümüze daha fazla destek rica ediyoruz. Selam ediyorum, başarılar diliyorum.